Merhaba arkadaşlar, logaritmanın ikinci bölümüyle beraberiz. Burada biraz grafik ve şekilli sorularla ilgileneceğiz arkadaşlar. Şimdi bakın, şu asimtot dediğimiz olay, yani şu ikide bir tanımsızlık var. Bu logaritmanın içinin sıfır olduğu yerdir. Çünkü logaritmanın içi sıfırdan soldayken, küçükken tanımsızdır. Sadece sıfırdan itibaren logaritma tanımlıdır. Dolayısıyla demek ki 2 koyduğumuzda bu logaritmanın iç kısmı sıfır yapıyormuş. X yerine 2 koyarsam 2 artı b sıfır yapacağına göre b'nin buradan eksi 2 olduğunu söyleyebiliriz. Yani logaritma aslında a tabanında x eksi 2 diye bir ifademiz varmış, fx. Sonra bir de şunu biliyoruz, 5 bölü 2 koyduğumuzda sonuç arkadaşlar 2 çıkmalıymış. Ben x yerine 5 bölü 2 koyarsam, logaritma a tabanında 5 bölü 2'den 2 çıkarsam 1 bölü 2 kalır. Sonucun da 2 gelmesi gerekiyor. Buradan anlıyorum ki 1 bölü 2 eşittir a kare. Logaritmadan kurtulmak için a'nın üzerine 2 yazıp ne yapıyorduk? 1 bölü 2 eşitliyorduk. Buradan ne olur arkadaşlar? Her tarafın kökünü alırsak a 1 bölü kök 2 yapar. Aslında eksi 1 bölü kök 2 çıkma ihtimali de var ama logaritmanın tabanını negatif yapması mümkün olmadığı için artılı olan tercih ettim. Demek ki fonksiyonumuzun son hali aslında şuymuş arkadaşlar. Logaritma şurası 2 üzeri 1 bölü 2 demektir. Yukarıya çıkarsa da aslında 2 üzeri eksi 1 bölü 2 demektir, değil mi? A. Ben logaritmanın tabanına 2 üzeri eksi 1 bölü 2 yazarsam, içinde de zaten x eksi 2 vardı. Biliyorsunuz şu eksi 1 bölü 2 yukarıya 1 bölü olarak yazılır. Yani aslında fx'in son hali şuymuş arkadaşlar. 1 bölü eksi 1 bölü 2 logaritma 2 tabanında x eksi 2. Tabii ki şu eksi 1 bölü 2 takla atıp arkadaşlar eksi 2'ye dönüşecektir. Yani fonksiyonun son halini bu şekilde ifade edebiliriz. Bize neyi soruyor? Buna göre logaritma a tabanında 2b artı 6 nedir diyor. Bununla ilgili bir şey sormuyormuş ama biz fantezi olsun diye bulmuş olduk. Logaritma a tabanında, yani 2 üzeri eksi 1 bölü 2 tabanında 2b artı 6. B zaten neydi? Eksi 2. Yani eksi 4 artı 6. Bu da logaritma 2 üzeri eksi 1 bölü 2 tabanında 2 yapacaktır. Zaten eksi 1 bölü 2 biraz önce yapmıştık, hatırlayın. 1 bölü şeklinde başa geçiyordu. Logaritma 2 tabanında 2 kalacak. O da zaten 1 yapacak, biliyorsunuz. Şurayı karıştırmayalım. Evet, bu da takla atıp eksi 2 yapacaktır. Yani cevabımız Z'nin olacak. Evet, bu sorudan önce arkadaşlar a'yı bulmaya çalışalım. Yani 1 bölü 4 koyduğumuzda fonksiyonda sonuç ne olmuş arkadaşlar? 1 olmuş. Demek ki logaritma a tabanında 1 bölü 4'ün 1'e eşit olması gerekiyor. A tabanı karşıya üslü sayının tabanı olarak geçer. Onun için taban diyoruz zaten buna. Yani a'nın aslında 1 bölü 4 olduğunu biliyoruz. Yani fx fonksiyonumuz şu hale geldi mi arkadaşlar? Logaritma 1 bölü 4 tabanında x. Şimdi bize neyi soruyor? f2'yi soruyor. Önce f2'yi bulalım. X yerine 2 koyarsam logaritma 1 bölü 4'ü biz 2 üzeri eksi 2 diye düşünebiliriz, değil mi? Şeyi de 2 koyarsam şöyle olur. Şu biliyorsunuz alttaki kuvvet başa 1 bölü olarak geçerdi. Yani 1 bölü eksi 2 logaritma 2 tabanında 2. Zaten şu kısım 1 yapacağı için buradan cevabımız eksi 1 bölü 2'dir. Bir de ters fonksiyondan bahsediyor. Arkadaşlar, ters fonksiyonun içi düz fonksiyonun sonucudur. Yani biz düz fonksiyonun sonucunu 1 yapan değeri bulursak ne olmuş olur arkadaşlar? Ters fonksiyonun sonucunu bulmuş oluruz. O zaman buradan 1 bölü 4'ü karşıya atarsam x eşittir buradan 1 bölü 4 üzeri 1 yapacaktır. Yani demek ki f'in tersinde 1 de 1 bölü 4'müş. Bu ikisini toplamamızı istiyor arkadaşlar. Eksi 1 bölü 2 artı 1 bölü 4. Şurayı 2 ile genişletiyorum. Yani eksi 1, eksi 2 bölü 4 artı 1 bölü 4'ten cevabımız eksi 1 bölü 4 mi yapacaktır? Yani Adana. Burada bizden alan bulmamızı istiyor. Alan arkadaşlar AB ile AC'yi çarpıp 2'ye bölerek gelmez mi dik üçgen olduğu için? AB'ye bakıyorum. 9 tabanında 64 çarpı AC'de logaritma 4 tabanında 27 bölü 2. Üçgenin alanı bu olacaktır. 64 2'nin 6. kuvveti, 6 başa gelecek. 9 3'ün karesidir. O da başa gelecek bölü olarak. Yani logaritma 3 tabanında 2 kaldı. Çarpı 4 2'nin karesidir. 27 3'ün küpüdür. 3 üste gelecek. 2 aşağı gelecek. Logaritma 2 tabanında 3 bölü aşağıda da 2 var. Şimdi şu logik 6 bölü 2 3 yapacak zaten. 9 bölü 2 geldi mi sayıları çarpınca? Diğer taraftan logaritma 2 bölü logaritma 3 çarpı logaritma 3 bölü logaritma 2 diye bunları kesir ayırabiliyor muyduk arkadaşlar? Şu log 2'ler ve log 3'ler sadece için elimizde 9 bölü 4 kalmış oldu. Evet, burada arkadaşlar enteresan bir şeyimiz var, kuralımız var. Biliyorsunuz logaritmanın grafikleri şöyle olabilir. Şey, üstel fonksiyonlar grafikleri. Burası mesela örneğin a bölü x diyelim buraya arkadaşlar. Y eşittir a bölü x eğrisi. Şimdi bu alanı arkadaşlar bulmak istiyorsanız eğer
Şuraya mesela x2, şuraya x1 değerini verelim. Şu arada kalan alanı normalde integralde bulabilirsiniz. Ama biz logaritmaların integralini almayı öğrenmeyeceğimiz için, müfredattan kaldırıldığı için buna bir kural tanımlayacağız. Diyeceğiz ki taralı alan arkadaşlar eşittir. A çarpı, şu baştaki sayı neyse A çarpı, elen içerisinde x2 bölü x1 diyeceğiz. Tamam arkadaşlar, bu bize taralı bölgenin alan verecek. Enteresan ve basit bir kural. O zaman bakıyorum şimdi A1'i bulmaya çalışalım. A1 arkadaşlar 4 çarpı, burada A dediğimiz ifade 4 olmuş oluyor çünkü. 4 çarpı ln A bölü E üzeri eksi 2 olacaktır değil mi? Hani ne yaptım? İkinci sınırı ilk sınıra böldüm. Bunu da zaten sonucunun 12 olduğunu biliyoruz. Her iki tarafı 4'e bölersek ln A bölü E üzeri eksi 2'nin, hatta E üzeri eksi 2 de yukarıya E kare diye çıkmaz mı arkadaşlar? Değil mi? Üstü sayılar. Zaten bunun gizli tabanı E olduğu için A çarpı E kare buradan arkadaşlar E üzeri 3'e eşit olacak. Anlıyoruz ki A dediğimiz şey E'ymiş. Yani şuranın E olduğunu biliyoruz artık. Şimdi burası E ise o zaman burası da E karedir. Çünkü orada A kare var. Aynı kuralı bir daha kullanalım A2 için. Bu sefer ne diyorum? A çarpı, yani şu baştaki katsayımız 4 çarpı ln son sınırı ilk sınıra bölüyoruz değil mi? Yani E üzeri 5'i arkadaşlar E kareye bölüyoruz. Bu da 4 çarpı ln E küp yapmaz mı? E küp de arkadaşlar 3 başa inerse 12 çarpı ln yapmaz. Ln yapmaz mı? Ln zaten 1'dir biliyorsunuz, gizli tabanı E. E tabanı da 1 olacağı için buradan demek ki diğer alanımız da 12'ymiş. Bu alanlar birbirine eşitmiş yani. Evet, benzer bir soru arkadaşlar ama öncelikle şu kesim noktasını bulmalıyız. Çünkü biz bu formülü sadece şu alan için kullanabiliyoruz. O zaman diyorum ki 9 bölü x ile x'i, yani şu ikisini birbirine eşitlersem bunların kestiği noktanın apsisini bulurum değil mi? Buradan x kare eşittir 9'dan x eşittir artı eksi 3 yapar ama biz artı 3 alacağımızı biliyoruz çünkü pozitif bölgede çalışıyoruz. Şimdi buranın apsisi 3 ise yerine yazarsam ordinatı 3 yapar. O zaman arkadaşlar şu alanı zaten üçgen olduğu için bulabiliyoruz. 3 çarpı 3'ten 9 bölü 2 diye buluyoruz. Ha, şu alanı da yeni öğrendiğimiz kuraldan bulacağız. Neydi arkadaşlar orası? Ln son sınırı alt sınıra bölüyoruz değil mi? 6 bölü 3 çarpı şuradakinin katsayısı 9. Gördüğünüz gibi o da 9 tane ln 2 mi yaptı? 9 ln 2 buradan, 9 bölü 2 de buradan. O zaman cevabımız Adana mı olacaktır? Evet arkadaşlar, sıradaki soru efsane bir soru. Şimdi benzer ifadeler görüyorum. Bakın kendi tekrardan şeyler var. Mesela logaritma 1 artı c tabanında a'lar var. Bir de şu ifadeler var. Bunlar da benzer ifadeler. Ben şunları hani kısa işlem yapmak için mn diyelim. Hani biraz daha rahat ilerleriz. Gördüğünüz gibi sol tarafta m artı n var. Sağ tarafta da arkadaşlar 2 çarpı m çarpı n var. Birini diğer türünden yazmak istiyorum. Yani m burada yalnız kalsın. Şu n'yi karşıya atayım. O da ne yaptı arkadaşlar? 2mn eksi n oldu. Yani m eşittir buradan arkadaşlar n parantezinde 2m eksi 1. Buradan her tarafı bölersek m bölü 2m eksi 1 eşittir ne yapacaktır? Hadi bunları yerine yazalım şimdi. M kimdi bakalım? Logaritma b artı c tabanında a bölü 2 tane logaritma b artı c tabanında a. Şu 2'yi bunun üzerine kare olarak yazabilirim. Eksi 1 eşittir kime? N'ye. Yani logaritma c eksi b tabanında a'ya. Arkadaşlar şu 1'i ben şöyle düşünemez miyim? Logaritma b artı c tabanında b artı c diye düşünebiliriz değil mi? Paydalar tabanlar aynı olsun ki işlem yapabileyim istiyorum. Dolayısıyla bakın üst tarafta logaritma b artı c tabanında a varken alt tarafta da logaritma b artı c tabanında çıkarmadan dolayı içler bölme olarak yazılabiliyordu biliyorsunuz. A kare bölü b artı c var. Şimdi bu ifade arkadaşlar tabanlar aynıysa bu tabanlar sadeleşerek şuna dönüşmez miydi? Logaritma a değil mi? Logaritma a kare bölü b artı c tabanında tabii ki. Karşı tarafta da zaten logaritma c eksi b tabanında a duruyordu. Bakın logaritma a kare bölü b artı c tabanında. Burası da logaritma c eksi b tabanında. İçten aynıysa tabanlar da aynı olmak zorunda değil mi? Yani buradan a kare bölü b artı c'nin c eksi b eşit olduğunu söyleyebiliriz. İçte arkadaşlar yaparsak a kare buradan ne oldu? C eksi b çarpı c artı b. Ve gördüğünüz gibi burada iki kare farkı oluştu. Yani a kare eşittir c kare eksi b kare. Buradan a kare artı b kare eşittir c kare oldu. Arkadaşlar a kare artı b kare eşittir c kare eşitse bu sadece dik üçgende olabilir. Anlıyoruz ki c açısı 90 dereceymiş. Yani cevabımız Adana'ymış.
Logaritmada arkadaşlar biraz önce konuşmuştuk. Şu asimtottu. Yani logaritmanın içini tanımsız yapan değerdi. Bunun sol tarafında logaritma tanımsızdır. Logaritma ne zaman tanımsızdır? İçinin negatif olduğu yerlerde. Demek ki logaritmanın iç kısmında bir kere x eksi 1 diye bir şey arıyoruz. Yani Ceyhan'ı eledik. Çünkü birin sol tarafı tanımsız, birin sağ tarafında değerler var. İkincisi arkadaşlar 2 koyduğumuzda sonuç 0 yapmalı. Yani x yerine 2 koyduğumda 2 eksi 1'den 1 yapıyor. Bakın sonuç 0'a gitmiş. Logaritma 1 0, logaritma 1 0. Hepsinde aynı sorun yok. Bir de arkadaşlar 4 verdiğimizde sonuç 1 yapmalı. Bakıyorum. 4 verince logaritma 1 bölü 2 tabanda 3 yapıyor. 1 yapmadı. Bunu da eledik. 4 verince logaritma 1 bölü 3 tabanda 3. Bu da yapmadı. Biliyorsunuz logaritma sonucunun 1 çıkması için tabanda için aynı olması gerekiyor. Cevabın nedeni olduğunu görebiliyoruz. Logaritma 3 tabanda 3 1 yapacaktır 4 koyunca. Burada arkadaşlar tarla bölgenin alanları toplamı kaç birim karedir diyor. Logaritmanın önce şeyine bakalım. Değerlerine. İçinin bir kere eksi 2'de tanımsız olduğunu görüyoruz. Eksi 2'nin sağ tarafında logaritma tanımlı. Demek ki eksi 2 bunun içini 0 yapıyormuş. X yerine eksi 2 yazdığımda eksi 2 artı n'in 0 olması için n'in 2 olduğunu söyleyebiliriz. Yani aslında fx fonksiyonumuz logaritma m tabanında x artı 2'ye dönüştü mü? Diğer taraftan arkadaşlar 0 koyduğumuzda logaritmaya sonuç eksi 1 çıkmalıymış. X yerine 0 koyunca sonucun eksi 1 çıkması için şuradan da 1 bölü 2 olması gerekiyor. Neden? 1 bölü 2'yi çünkü biz 2 üzeri eksi 1 de yazarız. Eksi 1 başa gelir. Logaritma 2 tabanında 2 de değil mi? 1 yapmış olur. X yerine 0 yazınca. Demek ki gerçekten logaritmamızın son hali bu. Şimdi o zaman ne yapalım? Şu noktanın değerine bakalım. Bu nokta nedir arkadaşlar? Logaritmanın sonucunun 0 olduğu yerdir. Logaritmanın sonucunun 0 olduğu yer. Yani logaritma 1 bölü 2 tabanında x artı 2 0 ise buradan x artı 2 arkadaşlar nedir? 1 bölü 2'nin 0. kuvvetidir. Yani 1'dir. Yani x buradan eksi 1'dir. Demek bu noktanın hapsi eksi 1'miş. Yani şu mesafe 1 birimmiş. Burası 2 olduğu için 1 çarpı 2'den bu alan 2 yapar. Şimdi gelelim şuraya. Burada da logaritmanın sonucunun eksi 3 ve eksi 3 çıktığı yeri bulmak istiyoruz. Özür diliyorum. V'si yok. Dolayısıyla hemen sonucu eksi 3'e eşitleyelim. Logaritma 1 bölü 2 tabanında x artı 2'nin arkadaşlar eksi 3 olmasını istiyoruz. Yani x artı 2 buradan 1 bölü 2'nin eksi 3. kuvvetidir ki bu da 8 yapar değil mi? X çünkü 8 takla attı. X buradan 6 yapar. Buradan anlıyoruz ki arkadaşlar x 6 iken sonuç eksi 3 çıkabilirmiş. Yani şu mesafenin 6 olduğunu anlıyoruz. Burası da zaten 1 birim değil midir? O zaman 6 kere 1'den bu alanda 6'dır. Yukarıdan 2 aşağıdan 6 toplamları 8 yapacaktır. Evet burada da arkadaşlar ne yapacağız? Üstteki toplamın alttaki toplamın eşit olmasını isteyeceğiz. Yani logaritma 8 artı 2 tane logaritma x'in doğal olarak ne olacağını biliyoruz. Logaritma 2x artı 1 artı 3 tane logaritma 1 bölü 3 küp kök 54'e eşit olacağını biliyoruz. 8'i 2'nin küpü diye düşünürsek 3 tane logaritma 2. Burası 2 tane logaritma x. Eşittir logaritma 2x artı 1. Şu 3'ü de içeri alırsak arkadaşlar bu 3 hani bunun üzerine küp olarak gelmez mi? Üstteki kuvvetler biliyorsunuz başa çarpan olarak iniyordu. O zaman buradan logaritma ne oldu? 1 bölü 3'ün küpünden 1 bölü 27. 54 de küp kök içerisinde küpü gidince 54 kalmış oldu. Bu da logaritma 2 olmuş oldu. Değil mi? Bu logaritma 2 ise eğer bir tane logaritma 2 3 taneden çıkarsak 2 tane logaritma 2 mi kaldı burada? Artı 2 tane logaritma x eşittir logaritma 2x artı 1. Çok özür diliyorum. Şimdi burada arkadaşlar şu 2 bunun karesidir. Başa geri alıyorum. 4 oldu burası. Bu 2 de bunun karesidir. Yani burası x kare oldu. Logaritmada içler çarpılmaz mı? Çarpılmaz mı? Toplama varsa eğer. Yani burası logaritma içerisinde 4x kare oldu. Karşı tarafta logaritma içerisinde 2x artı 1 oldu. Loglar götürürse arkadaşlar... Çok özür diliyorum. Şurası arkadaşlar logaritma kök x'miş. Yani şu kök x'miş. O zaman kök x arkadaşlar karesini alınca burası normal x'e dönüşecek. O zaman burası 4x olacak. Ha süper. 4x olunca da arkadaşlar işler çok rahatladı. Neden? Kök x'e kare alınca x'e dönüşecekti. O zaman 4x eşittir 2x artı 1'den buradan 2x eşittir 1. X eşittir 1 bölü 2 geldi. Evet cevabımız zaten oldu yani. Evet burada da arkadaşlar bir çember özelliğiyle birleştirmiş soruyu. Logaritmanın çemberin şu özelliği vardı arkadaşlar. Dışarıdaki bir noktadan çembere eğer şey yapıyorsanız, iki tane kiriş çiziyorsanız yakın parça çarpı uzak parça eşittir yakın parça çarpı uzak parça. Bunlar birbirine eşit olmalı. Buna çemberde kuvvet özelliği diyoruz ya da benzerlikten de zaten bunu yazabiliyorsunuz.
O zaman arkadaşlar logaritma 2 tabanda x çarpı logaritma 2 tabanda x artı 10 eşit olmalı 4 çarpı 4 artı logaritma x tabanında x artı 12 diyebiliriz. Buradan logaritma 2 tabanda x'in karesi artı 10 tane logaritma 2 tabanda x gelir. Şurası da 16 artı logaritma x tabanında x artı 12'nin 4. kuvveti olur değil mi? Buradan sonra x'e 4 dersek arkadaşlar 2 tabanında 4 2'dir. 2'nin karesi 4 yapar. Burası da zaten 20 yaptı. 24 oldu. Sol taraf. Sağ tarafta da zaten x yerine 4 dersek logaritma 4 tabanında 16'nın 4. kuvveti olmuş oldu. Yani 4 çarp diyelim şöyle. Logaritma 4 tabanında 4 nedir arkadaşlar? 4'ün karesidir. O da 2 diye çıkar. Burası 8 yapar. 16 artı 8'den 24 eşittir 24 sağladığına göre. Demek ki x yerine 4 verebilirmişiz arkadaşlar. Teşekkürler, başarılar diliyorum.